İyi akşamlar. Nasılsınız dedem? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Şevval'ın merhaba. Nasılsınız? Afiyet olsun. Sağ olun. Aydınlar bir kere ilişik olmaz. Ne yapıyorsunuz sizce? İyi valla. Sette çok yoğun çalışıyoruz. Kendimize zaman ayırmakta biraz zorlanıyorduk. Bugün biz de insanız, yemeğe gelelim. Boşa çıkınca konuşalım dedik. Muhteşem de bir ikili oldunuz. Acaba birlikte diziden sonra da bir proje yapılır mı diye konuşulmaya bile başlandı. Çok her şey geç... olur. Her şeyi yaparız biz beraber. İyi anlaşıyoruz. Evet yani. İyi dostlar. Her siz zaman... ne yapıyorsunuz? Hava soğukmuş yalnız. Harikayız, iyiyiz biz de. Maske kimsin sen de? Evet. Hüzünlü bir veda oldu ama evet. Çok da güzel sonuçlar oldu. Neler söyleyeceksiniz siz? Benim çok sevdiğim bir yarışmaydı. Formatı çok seviyordum ben. Bütün dünyada da olan bir format. Bu ülkede kaderi bu kadarmış. Ben elimden geleni yaptım kendi adıma yani katkı sağlamak için. Ve hani bana verilen görevi en iyi şekilde yapmaya çalıştım. Çok her zaman yasak. Nasıl buladınız programı? Çok eğlenceliydi. Yani böyle bir şey aslında Türkiye'nin çok ihtiyacı vardı. Çünkü hayat biraz ağır gidiyor. Herkes için zor. Biraz soluk almak herkese iyi geliyordu. O da çok eğlenceli bir programdı. Bana göre de erken bitti. Şey farklı bir Eda Ece de izledik aslında. Evet. Programda görmediğimiz, tanımadığımız bir Eda Ece varmış. Siz de öyle düşünüyor musunuz? Siz her halini gördünüz tabii ki. Ben her halini çok sevdiğim için o halini de çok seviyorum. Siz neler söyleyeceksiniz? Gerçekten hani Eda Ece bu muymuş dedirtti. Evet yani ben orada özgürdüm yani. Şimdi dizide bir senaryo var, bizi giydiren biri var. Yıldız diye bir karakter oynuyorum. Orada ilk defa televizyona kendim olarak çıktım. Orada da canım ne istiyorsa, eğlenceli bir program olduğu için canım ne istiyorsa onu giydim. Onu sürdüm. Öyle özgür bir alanımdı benim. Onları da işte paylaştım. Zevkliydi yani, güzeldi. Özgürlük demişken sizin de özgür olduğunuz alan sahneler evet, diye devam ediyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz? Program yoğunluğu nasıl Şevval Hanım? Valla ben setten çıkıp konserden dönüp setten tekrar konsere gibi bir tempoda çalıştım. Bu arada sahneler yoğunlaştı biraz sizin de. Ki bazı konserleri alamıyoruz set yoğunluğundan dolayı ama... Müzik benim diğer işim. Yani ikinci de diyemiyorum. Yani bir kolum oysa diğer kolum müzik. Yani oyunculukla paralel gidiyor. Sahne benim soluk aldığım alanlardan biri. Yasa gelmeyi de çok seviyorum. Arkadaşlarım ekibi çok seviyorum ama şarkı söylemekten de vazgeçemeyeceğim için. Yeni bir repertuar yaptık. O da çok eğlenceli oldu. Geçen akşam bazen Alaturka repertuar yapıyoruz. Bazen kendi repertuarımızı yapıyoruz. O da çok keyifli gidiyor. Bir albüm gelir mi peki? Ya albüm aslında yani? Zaten çıkmak üzereydi. Biz Hasan Saltı'yı kaybettikten sonra durduk mecburen. Yani tekrardan gündeme aldık. Albümü herhalde Nisan civarında çıkarmaya çalışacağız. Bakalım yeni projeler de geliyor. Başka şeyler de hazırlıyoruz. Hazırlıklı olun. Müzikle mi ilgili, oyunculukla ilgili mi peki? Müzikle ilgili hali hazırda. Çünkü Yasak Elma'ya devam ediyoruz şimdilik. Sezon sonu bakalım neler olacak. Çok yoğun geçiyorsunuz. Çok yoğun bir tempoda da çalışıyorsunuz ama Şevval Hanım aşka bakış açınız nedir? Çok uzun süredir Şevval Samo biriyle görülmüyoruz. Yoğun tempo. Çok merak ediyoruz. Evet çok teşekkür ediyoruz. Yani aşka bir bakış açınız var mı yoksa kapılar mı kapalı Şevval Hanım? Valla aşk tek kişilik bir şey. İnsan bir şeyi yaşıyor ve aslında tek başına yaşıyor. Yıllar sonra baktığınız zaman ben neyini sevmişim de diyebiliyorsunuz o zaman. O yüzden... Bu eskilere bir gönderme miydi? Hayır hayır sevmişim. Yok tamamen. Hepsi olur bu. Katılıyor musunuz? Aşk tek kişilik mi? Aşk iki kişilik Şevval Hanım. Tek kişilik. Tek kişilik. Neden öyle düşünüyorsun? Kendini sev. Ben kendimi seviyorum demişim. Ölüm yok ya hiç yani felsefe yapamayacağım şu anda. Gerçekten dondum bu arada. Evet, sizin de Burhan Bey'i sorsaydık. Ayrılık barışı. Ha, şu an iyisiniz değil mi? Evet. Takipten de çıkılmadı. Ama maşallah diye. Ben yani sinirlenince çıkıyorum sonra geri takip ediyorum. Bu dışarıya yansıyor hemen. Siz sürekli yüzlediğiniz için artık utancımdan bayağıdır çıkmadım. Aklıma gelmedi. Ya aşk olsun çok güzel her şey. Var var. Sürekli niye çıkmıyoruz evet. Deyince insan utanıyor. İleriki hayatta aşk olması ona da güzel. Ama şu anda iş yoğunluğumuz var. Tamam, bir fotoğraf alabilir miyim ben de? Sorsaydık, Tarkan'ın yeni partisinin evet, fotoğrafı alabilir miyim? Alabilir miyim? Haydi bakalım. Tarkan her zaman bizim göz bebeğimiz. Bir fotoğraf alabilir miyim? Çok duyarlı, yumuşak kalpli. Yani farkındalığı çok yüksek olan iyi ki var dediğimiz bir sanatçı tabii ki çok beğendim. Peki çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar dileriz. İyi akşamlar Şevval Hanım.